Bugün sizinle ilk defa bir sunumlu video yapıyoruz. Ve de mümkün olursa bunun devamını da getireceğiz. Bugün TÜYAP'tayız. İstanbul Büyükçekmece TÜYAP Fuar Merkezi'ndeyiz. Anlaşıldığı gibi dünya 26.sı, eğer yanlış okumuyorsam, 26.sı gıda fuarındayız. World Food Fair'deyiz. Bugün 3. gün, özür diliyorum, 3. gün yani son gün. Bizler iş dünyası olarak, yani Türkiye, gerekirse Türkiye, gerekirse yurt dışı gıda hakkında gelişmeler, ticaretler, ürün kalitesinin incelenmek, bakmak ve de üreticilerden, satıcılardan birer kısa söyleşi almak üzere bugün buraya geldik. Umarım bu çekimimiz faydalı olacak, iş yapan herkes için faydalı olacak. Biz birazdan içeriye gireceğiz, genel detaylarımızı alacağız. Ondan sonra da konuşmak isteyen üreticilerimiz, standçılarımızla kısa sohbetlerimiz olacak. Umarım videoyu beğenirseniz ve de takip ederseniz, sonuna kadar izlerseniz az bile olsa bir şeyler anlarsınız. Hem fuarın katkısı nedir bir şirket için, bir firma için, üretici bir firma için, hem de yani burada sadece yerel piyasasına değil, aynı zamanda ihracata yönelik, yani bu fuarların ihracata yönelik büyük katkıları var. Bu yüzden de biz buradayız. Benim adım Leonard Ferhat'ı. İnşallah birlikte benzeri çalışmalarda olmaya çalışacağız. İçerideki çekimleri yaptıktan sonra bir kapanışımız olacak. Kısa bir değerlendirme de yapmış olacağız. Takipte durun.
ismim Fatih Sabuncu. Pırlanta Bakliyat, İhracat Departman sorumlusuyum. Firmamızın firma olarak yaklaşık olarak 35 seneden beri bakliyat sektöründe devam etmektedir. Biz bir bakkal dükkanından başladık. En sonunda da işte bu hale geldik. Mersin firmasıyız. Mersin'de bulgur işleme tesisimiz var. Mercimek işleme tesisimiz var. Nohut işleme tesisimiz var. Yani 35 sene içerisinde yaklaşık olarak 70 ülkeye, dünyada 70 ülkeye üzerine mal satıyoruz. Fuarla ilgili de, fuar güzel gidiyor bizim açımızdan. Fakat fuar iki yerde açıldığı için, hem CNR'de hem de burada açıldığı için biraz etki yarattı, yani etki yarattı bizde. Ama bu bizim firmamı olarak etkilemedi çünkü bizim firma büyük firma ve orada da yer açtık. Yani şu anda CNR'de de bizim aynı standımız var, burada da stand açtık. Biz bunu bildiğimiz için iki yerde açıldığı için, iki yerde olduğu için gıda bakliyatçılar, biz kalktık iki yerde de fuar açtık. İki yerde stand açtık. Neden? Buradaki buradan kaçan orada tuturuz onu, yakalarız. Oradaki kaçan burada yakalarız onları. Ama bizim açıdan şu ana kadar iyi gidiyor. Fuar güzel gidiyor. Bir kusuru yok. Ve inşallah daha iyi de olur. Bizim için yarın son gündür. Fuarın son günü ama biz bugünden bitiriyoruz yani yaklaşık olarak. Çünkü hedefimize ulaşmış bulunuyoruz. Demin söyledim de ihracat, biz yaklaşık olarak 70 ülkeye, dünyada 70 ülkeye ihracatımız var. Geçen sene biz ihracat bedelinde Mersin şehrinde ikinci firmaydık. İkinci firma olarak biz çıktık ortaya. Onun için bizim ihracat %80, firmanın %80 şeyimiz, imalatımız ihracata gidiyor. %20 de iç piyasaya. İç piyasa doğudan, batıda, Anadolu'da, Doğu Anadolu'da, Kuzey Anadolu'da her tarafında var. Her tarafta bizim mallarımız mevcuttur. Onun için de Arap ülkeleri, Kuzey Afrika olsun, Orta Asya olsun, Avrupa bölgesi, Rus Cumhuriyetler olsun, Amerika'ya kadar, Kanada'ya kadar biz mal gönderiyoruz. Brezilya'ya mal gönderdik, İspanya'ya mal gönderdik, o şekilde. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Osman Sarı, Özsarı Gıda Sanayi Yönetim Kurulu üyesiyim. 1982 yılından beri bulgur üretimi yapmaktayız. Sektörde ilk firmalardan bir taneyiz. Şu anda günlük 250 ton bulgur, 250 ton kırmızı mercimek ve diğer bakliyat ürünleri olarak üretim yapmaktayız. Bu sene TÜYAP fuarına katılarak hem yerli hem yabancı misafirleri ağırlamak, iş alışverişinde, fikir alışverişinde bulunmak üzere buradayız. Şu ana kadar katılımcılardan gayet memnunuz. Özellikle yurt dışından yabancı misafirlerimiz gelmekte. Fuar şu anda hareketli, güzel geçiyor. Üretimimizin şu anda %60'ı yerli iç piyasaya çalışıyoruz, %40'ını ihracata çalışıyoruz. Bulgur biliyorsunuz Türkiye'de üretilen bir ürün, tamamıyla %100 yerli bir ürün. Biz sektör olarak, bulgurcular sektörü olarak bulgurun tanıtımı konusunda yıllardan beri hizmet vermekteyiz. Bunun da karşılığını görmeye başladık. Her geçen sene bulgurun ihracatı, dünyada kullanım oranları artmaya başlamıştır. Geçtiğimiz yıl 250 bin ton olan bulgurun ihracatı bu yıl daha fazla artarak devam etmesi temenni ediyoruz. Çünkü bulgur dediğim gibi tamamıyla %100 yerli bir üründür. Buğdayı yerlidir. Teknolojisi, makineleri yerlidir. Üretimi yerlidir. Hatta ismi de dünyanın her tarafında bulgurdur. Bulgur, bulgur olarak geçer, bulgur olarak tanıtılır. Biz de bunu tanıtıp dünyaya yaymaktan gayet gurur duyuyoruz.
Merhabalar öncelikle. Mesut Yıldırım, Yerden Zeytincilik, Yıldırım Gıda. Yerden Zeytincilik Manisa Akhisar'da. Yaklaşık 17 bin metrekare açık alanda, 5500 metrekare kapalı alanda üretim yapmakta. Genel olarak ürün gamlarında siyah zeytin ve yeşil zeytin olmak üzere iki çeşit ayrılıyor. Kapasitemizin %70'i siyah zeytinde, sele dediğimiz kıvırcık zeytinde. Bununla ilgili ambalaj türümüz PET, teneke ve cam kavanoz olmak üzere 3 grupta sergiliyoruz bu ürünlerimizi. Bu ürünlerimiz ağırlıklı ihracat Avrupa ülkeleri, Rusya, Kıbrıs ve Kuzey Irak olmak üzere daha geniş pazarda, dünya pazarına da ihraç etmeyi düşünüyoruz. Hedeflerimiz bu yönde. Fuar değerlendirmesine genel olarak bakarsak gayet yoğun, verimli, yabancıların ilgi alaka gösterdiği bir fuar. Bunun daha çok olması için daha fazla reklam verilmesi ve daha çok katılımcının uğrayıp temsil etmesi için de gerekli reklamların yapmasını istiyoruz. Buna isteklerimiz var. Çin Gıda Malları Fuarındayız şu anda. Çinli firmalara satış konusunda, mal tanıtımı konusunda destek vermekteyim. Tabii ki Çin gıda sektörünü etkileyecek en önemli etken Türkiye'deki doların kur artışı ve ülkemizde yabancı ürünlere konulan vergiler olacaktır. Geçen seneki satışları 100 olarak baz alırsak, bu sene Çinlilerin satışı sanırım %60'ı bulacaktır. Kısaca %40 bir düşüş beklenmekte. Yeni sezonda tahmini ürün açılış fiyatı kaliteli mallarda 363, 50 gram 190-200 adetli de 1200-1300 dolar marjında beklenmekte. Tabii ki bu fiyatlar hayli yüksek olacaktır. Bunun yanında Türk üreticilerine beklemede olmalarını tavsiye ederim. Ben Tahsin İdem, Güneyler Gıda'da ihracat sorumlusuyum. Düzenli olarak yurt içi ve yurt dışı fuarlarına katılmaktayız. Adana'da Türkiye'nin sayılı büyük firmalarından, daha sayılı büyük fabrikalarına sahibiz, turşu fabrikasına sahibiz. Yurt içerisinde çeşitli süpermarketlerle, A101 gibi büyük ulusal marketlerle çalışmaktayız. Bereket Döner, Türk Hava Yolları gibi firmaların EDT bölümüne ürün vermekteyiz. Yurt dışında da Carrefour gibi, Aldi, Lidl gibi firmaların tedarikini yapmaktayız. Bunun yanında çeşitli uluslararası fuarlara katılmaktayız. Sial, Anuga ve Galfood bunların başındadır. Kalite yönünden de fabrikamızın BRC gibi, ISO 22000 gibi kalite yönetim sistemini belgelendirmiş, uluslararası alanda tanınmış firmalardan kalite belgelerimiz mevcuttur. Çeşitli fuarlara gelip müşterilerimizi misafir ediyoruz. Fuarın bir dezavantajı var bu sene. CNR'daki fuarla bu fuarın aynı anda olması müşterilerimizi ikiye bölmüş durumda. Biz bu konuda şikayetçiyiz, bu duruma şikayetçiyiz. Bu böyle olmasaydı fuardan çok daha fazla verim almış olurduk. Öyle değil mi Mert? Öyle. Ama buna rağmen çok da kötü geçmediğini düşünüyorum. Bunun yanında bizi buradan izleyip de diğer fuarlara gelecek müşterilerimizi standımızda ağlamaktan mutluluk duyacağız. Her müşterimiz bizim için çok değerlidir. Az sipariş veren de, çok sipariş veren de müşterimiz bizim için aynı değerdedir.
her şekilde elimizden geldiğince en iyisini yaparak kalite yönünden de, üretim yönünden de, insan ilişkileri, müşteri ilişkileri yönünden de elimizden gelen her şeyi en iyisini yapmaya hazırız. Bu konuda emeği geçen tüm şirketteki arkadaşlarıma, patronlarıma, yöneticilerime teşekkür ediyorum. Mert'e de teşekkür ediyorum konu mankenimiz olduğu için. Mehmet Vural, Konya Pakon Agro iç tatil temsilcisi. Firmamız aşağı yukarı 30 senedir dış transitle uğraşıyor. Bir senedir falan iç transit, iç satışta çalışmalarımız var. Yurt dışından bazı ürünler getirtiyoruz. Özellikle Etiyopya'dan nohut getirtiyoruz, Pakistan'dan pirinç getirtiyoruz, toz şeker getirtiyoruz. İç piyasada bunun tanımını yapıyoruz. Bu ara gelmemizin sebebi de hem firmamızı tanıtmak hem de getirdiğimiz ürünleri piyasaya sunmak amacıyla geldik. Getirdiğimiz ürünlerden imalatçıların kullanabileceği ürünler de olduğu gibi direkt tüketiciye hitap eden ürünler de var. Firmamızın kurucusu Muhammed Zakir Bey 30 senedir dış transit işiyle uğraşıyordu. Kendisi Konyalı sayılır. Konya'da evli. Ticari faaliyeti olarak da getirdiğimiz ürünler arasında ağırlıklı olarak yem bitkileri de var. Bakliyat grupları da var. Bakliyat gruplarını gerek yurt dışından ithalde getirebiliyoruz. Geri geldiği zaman içeriden de yurt dışına gönderebiliyoruz. Bunun tanıtımını yapıyoruz. Fuara da bunun için katılmış olduk. Bayağı memnunuz. Fuarın bu kadar hareketli olacağını tahmin etmiyorduk ama bu kadar hareket olması bizim için de sevindirici bir olay oldu. Mehmet Kıran, Apü Çiçek grubunun, şirketler grubunun CEO'suyum. Aynı zamanda MTV biliyorsunuz zaten dünyanın medya devi. Yani Viacom firmasının bünyesinde bulunan MTV Müzik kanalının bütün içecek grubunun Türkiye, Orta Doğu yani isim hakkı sahibi. Aynı zamanda hem merkez ofisi gibiyiz yani bu bölgenin. Merkez ofisiyiz. Burada üretim yapıp amacımız zaten ülkemize faydalı olup ihracatımızı Avrasya bölgesine, Orta Doğu bölgesine buradan yapmak. Bu ürün zaten 6 aylık, bir senelik bir geçmiş olmasına rağmen 6 ay tabii şey bölgesinde daha yeni bir firma, yeni bir ürün burada. 15 gün oldu anlaşmalar yapılalı, üretim yapılalı. Yani fuara katılma amacımız daha çok MTV bir marka değeri olduğu için MTV'nin marka değerini aynı zamanda artırıp MTV Up içeceklerini de ya bunların arasında enerji içeceği var, işte soft drinkler, birçok şey var. Dünyanın birçok yerinde şu anda başarılı oldu. İngiltere, Rusya pazarı, İtalya şu anda zaten büyük markaların rakibi oldu. Zaten marka ismi MTV'nin ilk yüzde biliyorsunuzdur indekste baktığınız zaman. Yüksek bir marka değeri olan bir ürün ve bunun buradan üretim ve dağıtımını yapmaktayız. Çok kısa bir süre olmasına rağmen birçok ülkeye şu anda ihracat yapıyoruz. Türkiye pazarında da çok yakın bir zamanda zaten büyük enerji içeceği ve büyük içecek markaların rakibi olma yolunda ilerleyeceğiz.
Hi, my name is Anuj Jain and I'm from India, from company called Avi Agri Business Limited. We are exhibiting here at World Food Istanbul. We are exhibiting our soya products that we manufacture. We manufacture it from soybean seed, which is grown in India, and then we export our products all around the globe. Our main aim to visit this exhibition is to penetrate the Turkey market. Because Turkey is a huge buyer of lecithin, soya flour, TVP. So that's why we would like to penetrate this market. Market in India is growing, and as we see that aqua feed and feed industry is growing rapidly in India. So soybean has a major role in that. And as the world population is also increasing and the need for protein is increasing, soybean has a bright future in that area. How much is Turkish people interested about these products? Turkish people are interested in this product, but as we say, World Food Istanbul is an end user products exhibition. So right now the food ingredient requirement here at this exhibition is not a lot, but there is a lot of response from the Turkish buyers as well. We met a lot of potential customers here. Yusuf Al-Muzaini, Nakheel Alia Dates Factory. I come from Saudi Arabia to exhibit at this World Food Istanbul. We think the Turkish market is very good for us, as the Turkish people, they consume a lot of dates, especially during Ramadan. And we bring to this exhibition a lot of date varieties from Saudi Arabia and other date products like the date syrup, the date paste, and date snacks. We met many interested customers from Turkey and also from other countries who are consuming dates throughout the year. Because of our good products, we have contacted by these companies from US, from Europe, New Zealand, Australia, different countries, as well as from Turkey. We will continue to come to this exhibition because we think it's a very good opportunity to meet many interested clients, and it's a good chance to present the new products and acquire interested clients. Good luck, World Food Istanbul. Thank you. Fuarın içindeyiz. Fuar salonlarındayız, hollerindeyiz. Fuar oldukça kalabalık. Çok da kalabalık diyemeyiz çünkü maalesef Türkiye'de aynı tarihlerde paralel iki gıda fuarı organize edilmiş. Biri TÜYAP'ta bulunduğumuz yer ve diğeri CNR Expo'da Yeşilköy'de aynı tarihlerde. Biz gezdik, çektik, kısa görüşmelerimiz oldu. İşte bu sıkıntıyı fuar katılımcılarından, yani katılımcı şirketlerden duyduk. Yani iki fuar paralel olması kötü etkilemiş bir yere kadar, yani çok olmasa da bir yere kadar. Fuarda çeşitli katılımcı firmalar var. Özellikle yani gözüme en çok çarpan şey
yağ, yani tarım firmaları, yağ üreticileri, zeytin üreticileri ve yağ. Aynı zamanda et, yani et firmaları, et ürünleri, süt ürünleri, çeşitli benzeri firmalar var. Kuru yemiş, özellikle kuru gıdalarda, yani kuru yemiş, baklagil ürünlerinde. Ben özür diliyorum çünkü Türkçe birçok yani ürünün terimlerini çok iyi bilmiyorum. Fakat olabildiğince anlatmaya çalışıyorum. Benzeri etkinlikler Türk üreticileri için çok olumlu. Yani konuştuğumuz gibi de herkes buraya sadece yerli tüketicilere, yani alıcılara değil, en büyük hedefleri ihracata yönelik. Yani bu benzeri fuarlara katılan tüm katılımcılar en büyük amacı ihracat. İhracatı artırmak, çeşitli ülkelerde bulunmak ve de satışları daha da çok artmak. Bu sadece katılımcılar, yani üreticilerin adına iyi bir şey değil. Bu aynı zamanda ülkenin çok büyük katkılarda bulunan bir şey. Hani hepimiz bildiğimiz gibi ihracat önemli. Üretici bir ülke için ihracat çok önemli. Ve de umarım bu hazırlamış olduğum video, eğer izliyor oluyorsanız umarım beğenmişsiniz. Var olan herhangi bir sorunuz için yorum kısmında yazabilirsiniz. Orada da ben olabildiğince açıklama yapmaya çalışacağım. Benim asıl amacım buradaki ürünlerin anlattığımı veya ihracatı veya benzeri şeyleri değil, yani benzeri etkinliklerin, benzeri organizasyonları YouTube'a, internete daha da çok tanıtmak, artırmak ve de birilerini keşfedebilmek için benzeri videoları hazırlamaya çalışıyorum. İnşallah iş dünyası kanalı olarak çeşitli iş sektörlerinde benzeri videolar yapacağız. Bazen sunumlu, bazen sunumsuz. Ben hep çekilmişim çünkü Türkçem zayıf. Ama bundan sonra olabildiği kadar Türkçemle benzeri videolar yapmaya çalışacağız. Bir daha teşekkür ediyorum bu videoyu izlediğiniz için. Benzeri videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın ve de unutmayın, kanalıma destek olabilmek için lütfen abone olun. Videoları da beğenin. Görüşmek üzere.